majesteleri. Prensesi. Nereye gidiyorsun? Arabiku'ya bir düğün konsepti yaptım. Ben çok zengin bir bayanmışım. Ama böyle gösterişi falan hiç sevmiyorum Öykü Hanım. Yani böyle evleniyorum falan, kimse duymasın istiyorum falan. Şimdi böyle dedin ya, gösterişi sevmiyorum diye. İnanılıyorlar biliyorsun değil mi? Gerçekten söylediğini zannediyorlar bazen. Şöyle ki diyorum ki namım yürüsün, evleniyorum. Ay bir daha mı geleceğim dünyaya diyorum. Neyim varsa takayım diyorsun. Kesinlikle büyük bir davet veriyorum. Evlenme kararını verdim daha. Eşim de çok zengin. Zaten babam zengin, bir de eşim çok zengin. Allah o da diyorsun. Benimle aynı düşüncelerde. Allah vermiş, veriştirmiş malum. Ben de Emel'i çağırıyorum. Emel diyorum gel. Çünkü benim eşimin bir tane erkek kardeşi var. O da çok yakışıklı. Hem de yapımcıymış. Bak. Aradığı kırmızı ışığı ona veriyorum. Birlikte tin tin gidiyoruz. Davette boy göstereceğiz. Buyurun. Ay. Çok beğendim Ceden konseptini. Biliyor musun? Emel'le başlayalım. Ama. Gerçekten çok beğendim konseptini. Çok çok keyif aldım. Şöyle yürekten bir amin. Amin. Ya Rabbi duydu sesini. Seni o kadar güzel görüyorum ki çok da güzel de yürüdün. Konseptinle bir alakası olabilir mi? Kulağındaki küpe ne kadar böyle zengin duruyor. Çok yakışmış. Zaten Yelpaze de Nurella'mızdan aldın. Aynen, zenginlik kokuyor bu da. Elbisen güzel. Yani modelini beğendim, vücuduna yakışmış. Tacın da güzel, beğendim küpelerini de. Çantanı sadece. Belki onu ben de sevmedim. O kadar evet. Çiğda. Sonradan mı zengin oldunuz? Yok canım ya, yani Dubai'de falan severler böyle takıp takıştırmayı. Sen daha iyi bilirsin. Sen böyle bir davete bir yere gitsen gülerler sana. Niye gülsünler? Sen davette gördük yani. Şöyle durup sürekli süzülürken kimse gülmedi Çiğdem. Ve kendini canım dünyanın duruştan en güzeli falan zannediyordun. Şımarık bir çocuk gibiydin orada yani. Asil durmak daha iyidir en azından. Asil durmak bence bu değil. Öyle mi durdum ben? Evet, bütün gece beni izledin herhalde. Hatta bir an çene kemiklerin ağrıdı falan diye düşündüm. Allah Allah. Ve senin yerini değiştirmek istedim. Allah Allah. Senin orada duruşunu ben orada o şekilde tamamlamışımdır belki. Ben de öyle olmuş olsaydım hoş bir görüntü olmazdı herhalde. Her yerde vızır vızır gezen, dolaşan iki tane kız düşünemiyorum bile. Tabii hepimiz koca arıyor gibi süzülmeliydik. Nereden başlasam, girsem konuya, nasıl, ne şekilde uyarsam? Sizi, bence size uyan bir şey değil bu konuşma. Sizi de aşar bence. Nihal, bugün senin bir ayarında bir bozukluk mu var? Olabilir. Gerçekten var. Ya ben seninle enerji alışverişi yapamıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. Bir değişiksin bugün. Bilmiyorum. Gerçekten yani isteyerek ve inanarak, yaralayarak konuşuyorsun. Yapmazsın. Yani şakalar, neşeli falan onların arasına kaynar. Ama ciddiye alabileceği şeyler yapıyorsun şu anda. Evlenmeme kadar tamam, girdi Çiğdem. Yani. Yani tansiyonu yükseltmeyelim. Ama bu kadar özel, bu kadar yaralayabilecek yorum ve cevap halindesin. Aynen, ağır olmuş olabilir de karşılıklı diyalog halinde olunca, düşündüğümü direkt söyleyince böyle oluyor. Ne güzel durmuşum, kendimle gurur duydum bir daha. İyi ki de öyle durmuşum. Dikkatini çekmiş. Peki Sima? Yani herkesten farklı olarak aslında ben Nihal'in kafasındakini beğendim yani. İçeride gördüğümde pırıltıları falan şey yapmadı yani, fazla bir... Yeni kankim Sima. Yani burada mesela elbiseyle birazcık farklı duruyor ama bir ünlü bir markanın şeyine benzedi yani, çiçeklerle falan da vardı, böyle bir küpeler falan da vardı. Evet, bir yerde gördüm zaten. Ben çok beğendim ama elbiseni şey yapamadım, pek beğenemedim. Sanki seni böyle şey göstermiş. Kalın diyeceksin. He?
kalın diyeceksin galiba. Türkçesini şey yapamadım. Tamam ya, onu anlayışla karşılayabiliriz ama bu kadar birbirinize yüklenmeyin. Hayır, bence sadece şu söyleyemiyor triplerine girmen komik, anladın mı? Hani böyle utangaç küçük kız, kırmak yok, istemiyor falan. Yok, utangaç değil. Hayır, yok. Bunu zaten sen merdivende gördüğünde bile bunu artık söyleyeceğini biliyordun Sima. Buraya geldiğinde bunu söyleyecektin. Niye böyle bir tribe giriyorsun ki? Direkt söyleyebilirdin yani. Direkt söylediğimde de uyarı oluyorum hep. Yok şey aslında falan, bunlar yakışmıyor bir de sana, cici görünmüyorsun yani. Ben cici görünmek için zaten yapmıyorum, uyarı almamak bence için yapıyorum. Bence de itik oluyor. Ne oluyor? İtik. İtik ne? İtici. Ona göre davranırsan onun bilincinde. Ben sana şu anda yorumumu bildiriyorum ama sen konuyu farklı yerlere sürüklemeye çalışıyorsun. Hayır, yaparak söylüyorsun da o yüzden. Ne diyeyim yani, bulamadım karşılığını. Sen fizyolojine takıntılı olabilirsin de ben o kadar değilim. Ama direkt söyle, olur mu? Samimi gel bana yani. Kalbini mi kırmak istemedin? Yani o çünkü öyle şeylerden kırılan birisi olmadığını bildiğim için etik olmaz diye diyemedim. Çantanı beğenmedim. Elbisen başka türlü olsaydı güzel olurdu. Bir de şey, elbisenin modeli böyle, elbise mi o, şey mi? Etekle şey mi, üst mü? Takım elbise. Nasıl yani? Yani gayet belli ne oldu Sima, şimdi sana bir de. Ayrı mı, birleşik mi? Sence? Ben nereden bileyim? Röntgen çekmiyorum şu anda burada. Elbise Sima'cığım. Birleştirdin mi kendi, yoksa ikisi bir arada şey yaptın? Bu kız şaka mı ya? Hani bende mi bir sorun var? Ne fark edecek? İkisini bir arada eğer şey yaptıysan, kendini yakıştırdıysan, orası şey olmuş yani, senin gövde kısmını uzun göstermiş. Ya bacağına şey gibi yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya niye bu kadar herkese boş konuşuyor diyorsun ya? Niye bu kadar boş konuşuyorsun? Boş yani bir şey söyleyeceğim. Bu burada hatta vücudumu kısaltıp bacaklarımı uzun gösteren bir elbise. Hani öyle bunu sen normalde tasarımcıyım diye seninkisi geziniyorsun ya. Senin birazcık yukarısının birazcık yukarıda. Tasarımcısın ya sen. Blogger, model, gibi. Modanın içinde bilmem kaç şube sen açıyorsun falan. Sen niye o fikre geliyorsun? Ya. Benim bu bir şey söylediklerim sana anlayamıyor musun? Bu kadarını göremiyor musun? Yok, sana bu kadar mı batıyor bir şeyler? Ay, beynim çürüdü, beynim. Neyse, ben yorum yapmıyorum. Yorumumu bitiriyorum. Yo, yapabilirsin cicik kız. Yapıyorum da sen her şeyi başka bir yöne fırlatmaya, yani başka bir yöne çekmeye çalışıyorsun. Bu yorum yapamamış halim mi ya? 500 tane şey söyledin, hiçbiri birbiriyle alakasız. Çantan bir de şöyle güzel dişlerini değil. Göstererek sırıtıyorsun çantan falan. Çantan güzel değil. Bir tek saçın, yani küpenin saçındakini beğendim, fikrini beğendim. O kadar. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Nihal Can'dan. Ayakkabı 250 lira, elbise 1200 lira, takı 2000 lira. Nihal, principessa mı diyeyim, prenses mi diyeyim, princesa mı diyeyim, sırça olarak. Siz ne istiyorsanız onu deyin Yivan Hanım. Ne diyeyim sana? Ben bugün role büründüm. Ma fikri çaldın bir yerde, ben onu biliyorum. Şey, arkada beni görünce bir şarkıcıya benzetenler oldu. Bir de böyle kraliyet düğünü falan. Önemli değil. Dubai'de davet. Önemli de değil. Yakıştırmak önemli. Çok yakışır tatlı mısın? Görünüyorsun. Gerçekten mi? Yani taç bu kadar mı yakışır? Hakikaten inanılmaz. Kafada tam oturdu. Hiç bugünü çıkartma. Bugünü ilişkimiz açısından bir başlangıç kabul ediyorum. Hiç çıkartma. Uyu onunla beraber bence. Sabah da kalk böyle. Eve dolaş. Kafamın şekli değişti yalnız. Taç şeklinde şu an. Şurada bir çukurluk bölüm var yani. Ya o küpe bile bana rahatsız etmedi. Çünkü böyle bir zenginlik akıyor. Ay, çok Dubai, teşekkür ederim. Dubai prensesi. Aynı yüzün gözün şey makyaj. Evet, elbiseye gelince birazcık o kısım belinden aşağıya o şey, ne diyorsunuz yani? Volan onu da sevmedim ama yani böyle yapışan yere kadar aynı kumaşta problem değil. Elbise belini incici gösteren bu taçlı ile muhteşem görünüyorsun. Hakikaten çok beğendim.
Çok teşekkür ederim. Çiçekleri bile beğendim arkada, biliyor musun? Gerçekten mi? Fazla gelmiyor. O da bile bana fazla gelmedi. Bilmiyorum. Çok tatlı. Ay canım İvana Hanım. İvana Hanım bugün zevklerinde bir değişiklikler var. Ama yani hakikaten çok tatlı görünüyor. Ya çok teşekkür ederim. Elbise tek başına güzel elbise. Ama sen bunu taktın, konsept yaptın. Bizi güldürdün. Yani. Teşekkür ederim. 8. Teşekkür ederim. Şu Türkçeyi katletmesen keşke. Bilal gibi teşekkürler diyeceğim. Bir bölüm düzgün bir Türkçe konuşur musun? Bir bölüm. Teşekkür ederim Kemal Bey. Hayır, mesela. Çok ağır, çok sert, çok sert. Yapma. Olsun, düzgün olsun, sert olsun ya. Mübalağa ediyorsunuz. Severiz mübalağayı. Senin yaptığın gibi. Sen de maksimalist tavırlar içerisindesin ya. Aynen. Ortam yok. Yok. O zaman normal olurduk. Çok sıkıcı olurdu. Yok yok. Ben seni seviyorum. Ay ben de sizi çok seviyorum. Ne tesadüf. Çok bir kere hani gergin bir ortamda eğlendiriyorsun. Moraller düşükken yükseltiyorsun. Bir şekilde tatlı bir şımarıklığın var. Rahatsız etmiyor insanı. İtici değilsin yani. Ay ya, şiir gibi yere atmadığın kadar. Ben o çok yer atmaya yok. Çok beğendim kafanı. Gerçekten bayıldım. Mi? İçeride çok dalga geçtiler benimle. Orayı bırak, buraya bak. Çok bu teşekkür işte, ederim. Çok mutlu oldum ya. I love you, I love you. Do you love me? Ay dalga geçme artık sus. Ay çok teşekkür ederim. Ay geliyor gönlümün efendisi. Durdurun. Onsuz olamam artık. Elbiseyi ben yakından gördüm. Avrupa bir şey mi, hazır mı? Aslında iyi dikilmiş gördüm o tülden kat katları. Abiye sponsoru buldum. Beline onun giderken böyle incecik bir kemer lazımdı, incecik. Ondan sonra biraz da bol sana üstü. Ama yakından baktığım zaman çok güzel o katları. Çok beğendim ben. Çok teşekkür ederim. Çok sevinecekler siz beğendiğiniz için. Tabii zor beğenirim canım. Aklım çürüdü zaten. Aklımı çürüttünüz. Ayşenur ne oldu? Olmadı. Kafanın öne eğmiştin. Başın öne eğilmesin. Hı. Aldırma gönül, aldırma. Evet. 7. Ne oldu, beğenmedin mi? 10 bekliyordum. Ay oldu. Sen daha 10'luk kıvama gelmedin canım. Ama peki küpelerimi versen? Yok canım, daha 10'luk değilsin. Ablalarım var. Ay çok teşekkür. Yani ablalar önde gider. Ablalarım olarak? Ablalar önde gider biliyorsun. Yani Türkiye'de de Türkiye'de de iki tane abla var zaten. Biri ben, biri o. He, anladım. Ama o da önde, ben onun biraz daha gerisindeyimdir. Yok. Ay hadi yürü, üf git, tamam. Vereyim size geri. Yelpazeyi. Ay otur oraya Nihal.